F-72 hatasını görüyorsunuz. Bu haberleşme hatasıydı hatırlıyorsanız. Şuradaki communication portuyla sürücü arasında haberleşme olmadığını söylüyordu. Neden? Çünkü ben bloğu sildim. Artık bu blok olmadığı için bir haberleşme hatası geliyor. Şimdi bu bloğu tekrar yerine koymaya çalışalım. Tekrar yerine koyalım. Ben bu bloğu sildim. Silip programı PLC'ye yükledim. Dolayısıyla haberleşme hatası oldu blok olmadığı için. Daha sonra bloğu tekrar yapıştırdım. Tekrar yapıştırdım bloğu ve bu haberleşme hatasının gitmesi gerekiyor. Şimdi bakalım hala gitmemiş. Neden gitmemiş? Çünkü bunu resetlemem gerekiyor diye düşünüyorum. Buradan fault reset'e bakın bastığımda bu hata artık yok. Bu hata düzeldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hata devam ettiği sürece siz bu butona bassaydınız devam ettiği için bu hata gitmeyecekti. Ancak biz ne yaptık? Hatayı giderdik. Sonuçta bir şey resetlemek demek aslında arıza gidermek demek değil. Arıza giderdikten sonra resetlediniz ve blok tekrar eski haline geldi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar start'a basayım. Şöyle motorumu çalıştırayım. Buradan motorum sola dönüyordu. Sağa dön diyeyim. Şu an motorum sağa dönüyor. Şuradan stop'a basayım. Bakın stop'a bastım. Tekrar start'a basayım şöyle. Motorum bu sefer diğer yöne dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi ben sürücümle motorumu, PLC'mi ve panelimi bu şekilde haberleştirebiliyorum. Bundan sonraki videolarımızda yine görüşmek üzere. Her türlü ihtiyacınız için bize internet sitemizden ve telefonlarımızdan mutlaka ulaşın arkadaşlar.